Paytaxtımıza xoş gəlmisiniz. Hoş bulduk, sefalar bulduk. Sonuncu dəfə 2019-cu ildə 7-ci Qlobal Bakı Forumunda sizinlə görüşmüşdük və artıq 2021-ci ildir və paytaxtımızda 8-ci Qlobal Bakı Forumu keçirilir. Təəssüratlarınızı öyrənək, panellərdə hansı mövzular müzakirə olundu və ümumi olaraq forumun mahiyyəti barədə nə deyə bilərsiniz? Şimdi tabii aradan epey zaman geçti. Bu Covid-19 bütün dünyayı meşgul etti. İnsan hareketinin ve zaman akışını yavaşlattı ve biraz verimsiz hale getirdi. O bakımdan bugün burada buluşmak bir o atalete, o yavaşlığa son verip yeniden tekrar düzgün ve hızlı adımlar atmaya bir başlangıç olarak sayıyorum. Ve tabii Bakü Forumu Nizami Gencevi Merkezi bu toplantıyı yapmakla çok önemli tarihi bir adım atmıştır. Çünkü birçok yerde birçok daha eski forumlar, kurumlar, müesseseler böyle bir adım atmamışken Nizami Gencevi Forumu'nun bunu atması çok mühimdir, takdire şayandır. Müzakere edilen hususlara bakıldığında yani bu veba hadisesi, bu salgın hadisesi, bu epidemi hadisesi tarihi bir hadisedir. Çünkü bütün dünyayı 6 milyon insanı etkilemiştir. Peki bunun yarattığı tahribatı, menfi tesirleri gidermek için ne yapmak lazım? Ayrıca hala pandemiden şikayet eden ve kıvrılan ülkeler var, bilhassa Afrika'da. Onlara nasıl yardımcı olacağız? Bu insani yardımlaşma meselesi nasıl gerçekleşecek? Ve burada zengin donör dediğimiz verici olan ülkelerin sorumluluğu nedir? Vaksini üreten ülkelerin sorumluluğu nedir? Sırf ticari bir sorumluluktur yani. Ben vaksini yapıyorum, size satarım. Sizin paranız olmasa zaman olmayacağı. Yoksa siz kendi halinizle, kendi kaderinizle karşı karşıya kalın ve sonunda ölüm olursa ben mesul değilim şeklinde bir tavır olacak. Bu ahlaki bir mesele. Bu var. Bir de tabii şimdi bu sabahki oturumların, panellerin sonuncusunda da Birleşmiş Milletler meselesi. Birleşmiş Milletler'in artık bundan sonra daha farklı bir dinamizm içerisinde, sorumluluk, mesuliyet ruhu içerisinde olması gerekiyor. Ve strüktürel bir takım reformlara gidilmesi gerektiğine işaret ediyor. O bakımdan bu sabahki toplantılar gayet mühimdir. Ümumiyyətlə pandemiya dövründə Azərbaycan regionda bir nümunə oldu və pandemiya ilə koronavirusla mübarizədə nümunəvi və vaxtında atılmış addımlar koronavirusla mübarizə prosesini sürətləndirdi və artıq nəticələr göz qabağındadır. Bununla bağlı istəyirəm fikirlərinizi öyrənək. Hansı ki tədbirin adından da məlum olduğu kimi belə bir qlobal tədbirin bugün paytaxtımızda keçirilməsi də məncə təsadüfi deyil. Tabii şimdi şüphesiz ki bu pandemi konusunda Azerbaycan ilk adım atan ülkelerden bir tanesi. Ve bu adımlar sırf kendi halkına, kendi milletine karşı değil. Onu elbette birinci derecede yaparken muhtaç olan bazı devletlere de yardım elini uzatmıştır. Bu tabii hem regionda hem de bütün dünyada, İslam dünyasında da bir örnektir. Yani bunu yapan az ülkeler var. Bu ülkelerden bir tanesi Azerbaycan olması bizim de iftihar vesilemiz oluyor. Bugün tədbirdə nüfuzlu ölkələrin dövlət və hökumət başçıları və bir çox ölkələrin sabiq və indiki dövlət rəsmiləri, dövlət rəhbərləri iştirak edirlər. Belə bir əhəmiyyətli tədbirin Bakıda keçirilməsi və Azərbaycanın belə bir tədbirə ev sahibliyi etməsi ilə bağlı nə deyə bilərsiniz? Təbii, bu çox mühim. Ben bugün bir ara panelleri takip ederken kendimi Davos'ta hissettim. Yani bu çok önemli bir intiba.
Çünkü Davos'ta bütün dünya zirvesi toplanıyor. Ve bugün bir an böyle kendimi Davos'ta hissettim. Dedim ki bu formun başarısı, bu Nizami Gencevi'nin başarısıdır. O bakımdan bilhassa tabii prezident cenaplarının yaptığı konuşma önemlidir. Çünkü Azerbaycan'ın milli politikasını, haklı davasını anlatıyor. Ve bu kadar insan gelmişken bunlar birinci ağızdan, prezidentin ağzından dinlemesi çok mühimdir. O bakımdan başarılıdır ve biraz önce söylediğim gibi bugün böyle o tartışmalar, görüşmeler, panelistlerin müdahaleleri falan şey zannettim kendime. Birdenbire Davos'ta hissettim. Müsabaka vakti ayırdığınız için teşekkür ederim size.